Merhaba çocuklar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlerle onluk birlik evi yapacağız. Hazır birinci sınıflar, ikinci sınıflar, üçüncü sınıflar bu konuları işliyorken neden bir onluk birlik evimiz olmasın ki? Hazırsanız şimdi size malzemeleri sayıyorum. Öncelikle ihtiyacımız olan 2 adet bardak. Daha sonra 1 tane makas. En son kullanmak için çubuklar. Ben bunları tercih ettim ama siz çubuk makarna, çubuk, normal çubuk, pipet, farklı materyallerde kullanabilirsiniz. Tabii ki yapıştırıcımız ve 1, 2, 3, 3 renk olmak üzere kartonumuz. Hazırsanız yapmaya başlayalım. Evet, şu an gördüğümüz kartonlarımız büyük, normal kartonlar. Tabii ki biz bunları bu kadar büyük şekilde kullanmayacağız. Ama isteyenler bu şekilde de kullanabilirler. Ben ise şu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi mavi kartonumu 1/4 boyutunda küçülttüm. Yeşil kartonumdan minik çimenlikler kestim. Ve kırmızı kartonumdan da küçük bir çatı kestim. Şimdi buraya eklemem gereken küçük bir kısım daha var. Onu da sizlerle paylaşacağım. Evet, daha rahat görmeniz için kamerayı aşağı doğru indirdim. Öncelikle çatımın kenarına yapıştırıcımdan birazcık sürüyorum. Burada çocuğunuzla dikkat etmeniz gereken şey, bazen kendilerini kaptırıp tamamını sürebiliyorlar. Ben şu an yaptım o hatayı. Çocuklara söylerken kendim yaptım. Birazcık kenarları yapış yapış olabilecek benim gibi. O yüzden biraz kurumasını bekleyeceğim. Sonrasında çatımı şu şekilde üstten tutturuyorum. Evet. Çatım hazır. Sonrasında çimenlerimizi yapıştıralım. Ben 2 adet kestim ama siz 1 adet de kesebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ben şöyle birazcık daha renkli gözükmesi için bu şekilde kestim. Önce bunları birbirine yapıştıracağım. Daha sonra evimin tabanına yapıştıracağım. Evet. Şimdi de evimize yapıştıralım. Evimiz tabii ki de yeşillik olsun. Evet, bu şekilde yapıştırdık elimiz. Şöyle şekil almaya başladı. Şimdi, evet şu şekilde evimin şekli oluştu. Oraya 2 tane çizgi bıraktım gördüğünüz gibi. Bu çizgilerin sebebi oraya yazacağımız sayıları belirlemek için küçük cepler yapacağım. Birazdan onları da nasıl yapacağımı sizlerle paylaşacağım. Evet, bu cepleri yapmak için bir koli bandından yardım istiyorum. Amacım aslında burayı yaz sil şekline çevirmek. Bunun için küçük şeffaf dosya cepleri de yapabilirsiniz ama ben koli bandı kullanmayı tercih edeceğim. Hemen size göstereyim. Şöyle minik.
Evet, onluk birlik evimiz bu şekilde hazır oldu. Peki nasıl kullanıyoruz? Hemen şeffaf olarak gördüğümüz yere diyelim ki 25 yazdık. Hemen en başta gösterdiğim çubuklardan faydalanarak 25 sayımızı onluk ve birliklerini ayırarak göstereceğiz. Evet, ben çubuklarımı şu şekilde onluk onluk gruplara ayırmıştım. 2 tane onluk koydum. Hemen oraya buraya da 5 tane birlik ekledim. Tabii ki bu bir konu anlatım videosu olmadığı için 2 onluk nereden geldi, 5 birlik nasıl oluştu bunlara girmedim. Bu sadece bir onluk birlik yapım evi etkinliğiydi. Siz de daha farklı tasarımlar yaparsanız mutlaka bana fotoğraflarını atın. Instagram hesabımı zaten hemen evimin köşesine bırakmış olacağım. Oradan bana istediğiniz şekilde ulaşabilirsiniz. Güzel tasarımlarınızı bekliyorum.